Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pireli sineklikler ve pireli sinekliklerin nasıl temizleneceği konusunda kısa bilgiler vereceğim. Pireli sineklikler günümüzde çok yaygın olarak kullanılan bir sineklik türü. Görüldüğü üzere pireli sineklik. Pireli sinekliklerin temizliği konusunda biraz sorun yaşayabiliriz. Sebebi sineklik dışarıda ve görüldüğü üzere kapı ya da pencereye dışarıdan monte olduğu için söküp temizlik yapmak zor. Bu tarz sineklikleri temizlerken şöyle bir metot kullanabiliriz. Bu tarafta temizlik yapmayacağım. Bu tarafta ise önce bir temizlik malzemesiyle akabinde de suyla pileler üzerindeki kirleri aşağıya indirip akabinde de bezle kanaldan kirleri alabiliriz. Yöntem basit. Öncelikle temizlik sıvısını uyguladık. Hatta şuralara biraz daha uygulayacağım. Daha güzel sonuç almak için. Akabinde ise su püskürterek kirlerin aşağıya inmesini sağlayacağız. Evet, bu şekilde biraz bekleyip bu aşamada ise biraz daha yoğun bir şekilde suyu yukarıdan uygulayarak suyun aşağıya doğru kirleri indirip akabinde de kanalın içerisinde biriken suyu bu şekilde alabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken, suyu dışarıya doğru püskürtürken suyun dışarıdaki ortamı kirletmemesi ya da dışarıya zarar vermemesi. İyi günler. Şimdi pencerenin dış tarafına çıktım. Temizlik yapmadığımız taraf ve temizlik yaptığımız taraf arasındaki farkları beraber inceleyelim. Bir zoom yapma şansımız olursa. Burada kamerada çok algılanmasa da tozlar hala pireli sineklik üzerindeyken bu örnekte yıkadığımız için tülümüz daha temiz ve üzerindeki toz topraktan arınmış durumda. Siz de bu şekilde evinizde pireli sinekliklerinizi yerinden sökmeden temizleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.